Diğer verilerde de nicel verilerde arkadaşlar, yani her sütunlardan bir tanesi, en az biri nicel olacak burada. Her ikisi de nicel olabilir. Nicel dediğimiz nedir arkadaşlar? Scale. SPSS diliyle olaya bakacaksak scale olacak. Şimdi burada bildiğiniz gibi bunu nasıl ayırıyorduk arkadaşlar? Veri sayısı n o 30'dan küçük ya da 30'a eşitse ve dağılım normal veya dağılım normal değilse, ya da veri sayısı 30'dan büyük ve normal dağılımlıysa. Şimdi bu durumda arkadaşlar öncelikle bakacağımız şey veri sayısı. Veri sayısı 30'dan küçükse dağılımın normal olup olmamasına bakmadan direkt buradaki non parametrik testler, parametrik olmayan testleri, sağ taraftaki testleri uyguluyoruz. Veri sayısı 30'dan büyükse dağılımın normalliğine bakıyoruz. Dağılım normalse bu taraf. Yani veri sayısı 30'dan büyük ve dağılım normal olması gerekiyor ki biz bu taraftaki testleri uygulayalım, parametrik testleri. Bu taraftaki testlerde veri sayısı 30'dan büyüktür, normal değildir, ya da veri sayısı 30'dan küçüktür, normalliğine bakmaya gerek yok. Direkt bu testleri uygulayabiliriz şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi tek tek bu testlere bakalım arkadaşlar. Kolmogorov-Smirnov testi neydi arkadaşlar? Bir şeyin normal olup olmamasına bakıyoruz. Onu atlıyorum. Bir de burada one sample t testi var. Onu atlıyorum arkadaşlar. Onun haricinde olan şeyleri anlatacağım. Mesela burada independent sample t testi. Independent sample t test, bağımsız gruplar t testi. Bunun alternatifi burada Mann Whitney U testi. İkisi aynı test. Independent sample t test ile Mann Whitney U test birbirinin aynısı. Hangi durumda uygulanıyor? Sütunlardan bir tanesi sayısal. Diyelim ki siz bir şeyi ölçmüşsünüz. Diyelim ki zeka düzeyini ölçmüşsünüz. Ne oldu? Verilerden biri nicel. Diğeri ne? Sütunlardan bir tanesi nicel olma şartımız var. Diğer sütunda mesela cinsiyet olsun. İkili. Yani kategori sütunumuz ikili olacak ve elimizde de bir tane scale sütunumuz olacak. Biz o kategori sütununa göre scale sütunun değişim gösterip göstermediğini inceleyeceğiz. Yani örneğin bir sütunda cinsiyet var, kadın erkek. Diğer sütunda da IQ seviyesi var. Kadın erkeğe göre, cinsiyete göre IQ seviyesi değişir mi dediğimiz zaman bunu neyle test edeceğiz? Ya independent sample t testle ya da Mann Whitney U testle. Veri sayımız 30'dan büyükse normalliğine bakın. Normalse independent sample t test, normalliği ise Mann Whitney U testiyle yapacağız arkadaşlar. Mesela buna bir hemen örnek gösterelim. Deminki datamızı açıyorum. Bu datamızda mesela bebeğin nesi var burada? Cinsiyeti var. Bebeğin cinsiyetine göre ağırlığı işte değişir mi? Değişim göster. Cinsiyet kız erkek şekilde bebeğin cinsiyeti alınmış ve bebeğin doğum kilosu alınmış. Dolayısıyla cinsiyete göre doğum kilosu arasında anlamlı farklılık var mı dersek, veri sayımız kaç? Veri sayımız 30'dan büyük. 56. Hemen normalliğine bakacağız. Neyin normalliğine bakıyoruz bu arada arkadaşlar? Bu cinsiyetin normalliği değil. Ağırlığın normalliğine bakıyoruz. Ağırlık normalse, normal dağılımlıysa, veri sayımız da 30'dan büyük olduğu için hangi testi yapıyoruz? Independent sample t test. Hemen bakıyorum independent sample t testi. Analyze'dan compare miyiz? Compare me'den independent sample t teste girip buradan test variable'ı buraya atıp grup variable'ını buraya atıp test yapacağız. Şu an test yapmıyorum. Sadece nereden yapılıyor ve hangi testi hangi tür veride kullanacağız ona bakıyoruz. Independent sample t test. Peki verimiz normal değilse nereden yapacağız? Non parametric, yine analyze'dan non parametric testlere girdik. Legacy'ye girdik. Buradan da arkadaşlar two independent sample t teste girdik. Buradan da zaten bakın Mann Whitney U testi işaretli. Test variable'ımız burada. Yani biz bebeğin kilosunu buraya atacağız. Daha sonra cinsiyetini buraya atıp test yapacağız. Şu an test yapmayı değil, sadece hangi veri tiplerini nasıl test yapılır onu anlatıyorum. Bu şekilde hem independent sample t testi hem de Mann Whitney U testinin nasıl yapılacağını ve nereden yapılacağını anlatmış oldum. Başka bir örnek verelim. Doğum şekli. Doğum şekli ve diyelim ki serum D-vit değeri. Serum D-vit ya da süt D-vit olsun. Sütteki D-vit değeri ve doğum şekli. Doğum şekline göre doğum şekli ikili, normal doğum, sezaryen doğum. Sütteki D-vit değeri değişiyor mu acaba? Bunu ölçebilmek için ben ne yapacağım? Süt D-vit'in normalliğine bakacağım. Veri sayım 30'dan büyük. Normalse veri sayım 30'dan büyük olduğu için independent sample t-test yapacağım. Eğer bu normal olmasa, normal değilse neyi uygulayacağım arkadaşlar? Mann Whitney U testini uygulayacağım. Peki bu testler böyle. Şimdi geçelim diğer testlere.